Sizce bu adam neden dans ediyor? Çünkü Tutturanlar Kulübü'ne özel kuponlarına 60 TL hediye kampanyasını öğrendi. Bitmeyen bonus fırsatları Tuttur'da. Sen de gel, sen de tuttur. Hatay Spor Göztepe. Berabere. Hatay Spor Göztepe. Hatay 2 hafta üst üste evde mi? Evinde mi Hatay? Hatay evinde. 2 hafta üst üste evinde. Ay, deplasmanda Karagümrük'e kaybettiler. Hafta içi fiksürü oynadılar. Ha, yani. Deplasmanda Karagümrük'teydi ya. Pardon. Berabere. Ben de iki tarafta gol atar diyorum. Net. Göztepe atıyor çünkü. Yani. Göztepe'nin son 5 maçının 3'ü hem karşılık gol var hem 2.5 üst olmuş. Doğru bir tercih. Sizler destekliyor yani bu tercih. Halil yanıyor gene. Halil yanıyor. Rize Spor, Trabzonspor. Trabzonspor. Ooo. Karadeniz derbisi. Tabii. Ben Trabzonspor kazanır diyorum. Çünkü Bülent Hoca son maçta Rize Spor maçında yani ondan bahsedelim. Yani öyle bir kadroyla çıktı ki kimi nereye yerleştireceğiz diye böyle bir ararken maçla gitti zaten. Göztepe 2-0 kaybettiler. Onu da söyleyelim. Ya Gökhan Akkan kırmızı kart gördü 96'da. Tarık oynayacak muhtemelen kalede. Trabzonspor'un son maçtaki oyununu baz almak durumundayız. Çünkü haftanın oyuncusu bence Doğan Alemdar'dı. Kayserispor'un genç kalecisi. Muazzam bir maç çıkarttı ve o çocuğu Hikmet Karaman söylemişti zaten. Biz A-Spor'da bir beraber Hikmet Hoca ile programa çıkmıştık Melike'nin son sayfasında. Bir işte Asoma Cihan'la falan frikik attıkları görüntüler vardı. Ben dedim ki kim bu çocuk kaleci dedim. O bizim genç kaleci Doğan dedi ama bu çocuk çok gelecek vaat ediyor demişti. Bir sene önceki görüntülerden yani biz Hikmet Karaman'ın Kayserispor görüntülerini izliyorduk. Çok iyi bir kalecidir demişti ve çocuk iyi kaleci olma yolunda gidiyor. Özellikle Bakasetas'ın o kafa şutunu falan çıkartmak 18 yaşında bir her baba yiğidin harcı değildir yani. Diğer kurtardığı topları bir kenara koyalım. O Bakasetas'ın kafa şutu çok çok değerli bir kurtarıştı ki kendisi de en çok onu beğendiğini ifade etti maç sonunda. İyi bir kaleciydi ama Trabzonspor'un hakimiyetinde geçen bir maçtı. Trabzonspor ama 5 maçlık da sadece bir kez kazandı. Zaten bir şey söyleyeyim mi ben sana? Kazanabilselerdi şu anda şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiydi şu evet. Baştaki performansı Trabzonspor'un. Öyle ifade edelim. Ben ne olursa olsun Trabzonspor Çaykur Rizespor maçını kazanır diyorum. Yani benim favorim Trabzonspor Rize derbisinde. Karadeniz derbisinde. Ben iddia ediyorum Rizespor'un kadrosu iyi değil. Zayıf bir kadrosu var. İddialı söylüyorum bunu. Ama Bülent Hoca'ya uygun bir maç bu. Yani Bülent Hoca oynama bölümünde ise kapanayım, çıkayım'a uygun bir hoca. Evet. Trabzonspor'da zaten öyle çok pozisyon veren bir takım değil. Pozisyon bulan bir takım da değil. Maç 1-0'a bağlanır abi. 0-1 biter. 0-1. Peki. Sivas Spor Konya. 0-1. 0-1. Güzel. Sivas Konya. Sivas yükselişte. 10 maçı kaybetmiyor Sivas. Konya kurtardı. Konya kurtardı puan. Konya 40 oldu mu? 40 oldu. Konya kurtardı. Artık düşme korkusu yok Konya'nın. Sivas kazanır. İlhan Palut'u da tebrik ediyorum. Gerçekten ligin en az yaratıcı oyuncu bulunduran kadrosuyla buralara kadar geldi. İyi orta saha oyuncuları, iyi defans oyuncuları var ama sıfır hücum oyuncusu var bence. Yani Levan yıl olmuş 2021. Hala mı Levan Şengal ya? Hala Sikaleş'i, hala işte Fofana, Mofana. Artem Kraves var. Ama Faruk mu ya şu bu filan. Tebrik ediyorum valla. İsmail Hoca'yı da İlhan Hoca'yı da. İkisi de Konya Spor'u tuttular ama Konya seneye tutunamaz. Yani yönetim bu takımı 3-4 tane sağlam transfer yapması lazım. 40 puan oldularsa artık 1-2 puan da rahat zaten alırlar. Bir kaldılar de işte. Abdülkerim Bardakçı da transfer yapar muhtemelen. Belki İstanbul yapar. Semalarına. O da iyi bir sezon geçirdi ama Sivas çok müthiş yükselişte. Sivas kazanır maçı. Evet. Ben de Sivas Spor'u favori görüyorum. Çünkü yani Antalya Spor'a gidip o galibiyeti almak her babayiğidin harcı değildir yani. Ersun Yanal'ın bu Antalya Spor'da. Taylor Bolt falan kendini buldu adam Sivas'ta yani. Evet. O zaman başka bir derbiye geçelim. Ankara Gücü Gençler Birliği. %100 berabere. Evi arabayı sat beraberliğe bas. Yani. Birbirlerini üzmezler. Birbirlerini üzmezler. Birbirlerini üzmediler. Güzel. Skor da veriyor. 1-1. Sen de çekler skor. Birbirlerini üzmediler olur. Yani ben de Ankara Gücü'nü %51 gibi görüyorum galibiyet noktasında. Ama karşılıklı gol var diyeyim ben de yani. Öyle söyleyeyim.
Peki Kasımpaşa Yeni Malatya. Gerçi Yeni Malatya'yı istiyorsanız maçı konuşmayalım. Hani bugün görmedik. Şimdi Malatya Spor Kasımpaşa'nın Kasımpaşa Beşiktaş maçı hayati bir galibiyetti. Hayati. Evet. O 3 puanı alamadı. Onlar da bugün 16'da Denizli ile oynayacak Kasımpaşa. Yani ciddi düşme pozisyonundaydı. Bugün Denizli, Kasımpaşa Denizli'ye yenilmez. 1 puan alabilirse, 35 yapabilirse, Denizli'ye en azından farkı tutarsa Malatya maçına da 1 puan çıkacaktır. O maçta beraber biter. 2 beraberlik Kasımpaşa'ya yeter yani. Evet. Ben de hani o maçla alakalı kadro olarak bakınca, hücumda yaratıcı oyuncu, savunma noktasına bakınca ben Kasımpaşa'yı daha şanslı görüyorum. Daha iyi bir takım Kasımpaşa çünkü. Yani oyuncu kalitesi olarak çok daha iyi bir takım. Şeyden. Isaac Telim benim falan. İyi oyuncu bunlar yani. Hayrettinovic bayağı yetenekli oyuncu ya. Değerli bir oyuncu. Hayrettinovic çok öyle. Bistrovic mesela benim çok beğendiğim bir oyuncu Kasımpaşa'nın ortası aslında. Şimdi daha hani yeni yeni oynuyor. Çünkü Baso Hersek bu 21 milli takımın oyuncusu galiba Bistrovic tabii. Geçenlerde öyle bir maçta izlemiştim. Lukasen falan bayağı iyi top oynadı. Sadece şeyi merak ediyorum. Bu Kayseri'nin yedek santroforu var Lukasen diye. O Lukasen'le Kasımpaşa'daki stoper Lukasen'in arasında bir bağlantı vardır herhalde. Hollandalı ikisi de. Adam. Yani ya, ona bakacaktım bakmadım. Kasımpaşa 2 puan alırsa Denizli ve Malatya'dan çünkü doğrudan rakipleri. Evet. Her ikisiyle de farkını korursa ondan sonra kümede kalır. Bunu da biliyordur Cemil yani, Şenol Hoca. Ona göre hareket eder yani. Tabii. Ben şöyle bir bakıyorum. Kasımpaşa kazanır ya. Yani Kasımpaşa bir şekilde beraber yenilmez yani. Yenilmez yani. Çünkü ben 40 puan limit görüyorum yani. 40'ı açtım mı kurtardım. 40, kurtardım diyorsun. Evet. Doğru. Alanya Spor, Denizli Spor. Alanya Spor. Alanya Spor. Alanya Spor. Buradan o zaman Antalya Spor bay mı bu hafta? Galiba Antalya bay. Antalya Spor. Hemen, yok bay değil galiba. Kayseri Spor, Antalya Spor bir de varmış. Ha, HES Kablo, Kayseri, Antalya. Şey Antalya, zaman... Antalya düştü ya. Düştü Antalya. Kupa finaline odaklandılar, bittiler onlar. Evet ama... Ama yani böyle giderse 39 puan hani bir galibiyet lazım onlara da tamamen rahatlamaları için. Kayseri abi gol atamıyor yani. Maalesef yetersiz kadro. Yani Trabzon maçı 4-1 biterdi baş. Kaleci kurtardı. Ama Hamza Hoca'yla da bir çıkış arıyorlar. O maç uzak durulması gereken bir maç. Uzak durum maçı. Evet. Uyasiner var mı tahmini senin? Yani ben de ya Antalya Spor'u bilemiyoruz ki. Şimdi bak Kayseri Spor'un ne yapamayacağını biliyoruz değil mi? Hatta nasıl koyacağını biliyoruz. Antalya Spor'un ne yapamayacağını, ne yapabileceğini kestiremiyorsun yani. Adam öyle bir oyun oynuyorlar ki her şeyi kilitliyorlar. Ama çat işte 43. saniyede falan 23. saniyede gol yiyebilen bir takımdan bahsediyoruz. Ben de bir şekilde uzak duruyorum maçtan. Yani böyle net, böyle keskin çizgiler olan bir oyun şey görüşüm yok bu maçla alakalı. Her şey olabilir. Antalya Spor fark atabilir. Yok, Antalya Spor fark bile atabilir. Hani beyler toparlanma vakti falan. Yani Ersun Hoca'nın böyle bir toparlayıcı şeyler vardır ya böyle. Çat birden biri bir başlarlar takır takır ilk yarıda 3 tane atmışlar mesela yani. Öyle bir maç da izleyebiliriz. Buradan o zaman Avrupa'ya geçelim. Geçen önce şunu da hatırlatalım. Tutturun kampanyası var. Tutturanlar Kulübü'ne özel 60 liraya kadar 3 kuponu hediye ediyor. Normal kampanyada devam ediyor. Şimdi Avrupa maçlarından daha çok hafta sonu maçlarını konuşacağız. Hani 3 kupona 30 liraya kadar hediyelik kampanyası da devam ediyor Tutturun. Onu da söyleyelim. Bu hafta La Liga'dan başlamak istedim. Özellikle benim çocukluğumda en çok merakla beklediğim maçtı. Hani biz Premier Lig daha yeni yeni geliyor. Real Madrid Barcelona El Clasico'yla başlayalım. İspanya Ligi yanıyor çünkü. Yani tam anlamıyla bir yangın yeri var orada. Evinde 5 maçtır kaybetmiyor. La Liga'da Real Madrid 3 maçtır kazanıyor. 9 maçtır toplamda kaybetmiyor. Bu maçı kazanırsa Barcelona'yı 1 puanla geçiyor. Atletico'nun da maçını konuşacağız. Atletico puan kaybederse puanlar eşit ama Atletico'ya da ikili averajda üstün. Yani 3 takımlık acayip bir son viraja giriyor La Liga. Yani çok beraber biter, beraber. Belki ama güzel maç. Abi yeneriz bence. Yeneriz abi. İnşallah. İnşallah. Ya yenilmesek de olur. Ben fitim yani. Yenilmemeye düşünüyorum. Yenilme. Abi Carvajal, Ramos falan yok yani. Son maçı Varan koronavirüs. Varan, savunma sıkıntılı. Varan da yok. Varan da yok. Ama yenersek ama yapacak bir şey yok. İyi de onsuz zaten Liverpool'u yendin 3-1'e. Doğru. Şampiyonlar Ligi maçında. Bakalım. Vallahi. Bakalım yener. Ama yani Barcelona'yı yenersek şampiyon oluruz, ben sana söyleyeyim. Bence de. Şampiyon olur. Abi bence Barcelona bizi yenerse Barcelona olur. Berabere biterse gene belli olmaz. Üçlü devam eder.
Yani bence Real Madrid'i bir spor heyecanı tutmak için Lahoz'u falan bağlamışlar diyorsun değil mi? Eyyam yap baba. İspanya'nın Cüneyt Çakır'ı. Yani şu Real Madrid'de oyuncular bence şunu düşünüyorlar. Abi biz öyle bir challenge yapalım ki şimdi bu La Liga ile falan bizi uğraştırmayın. Yani düşünsene bir tweet vardı geçen çok harikaydı 3-1'lik Liverpool maçından sonra kazandığımız. Diyordu ki abi Real Madrid müzesini gezmek de çok anlamsız. Sürekli Şampiyonlar Ligi kupası görüyorsun. Başka kupa yok diyorlardı. Hani adamlar üst üste Şampiyonlar Ligi kazanma rekoruna falan oynuyorlar yani böyle. Tabii. Yani Liverpool'u yendin 3-1 ya. Liverpool'u geçeceğiz. Chelsea'yle oynayacağız belli ki. Onu da geçeceğiz. Evet öyle gözüküyor. Chelsea'yle evet, geçeceğiz abi. Finalde Paris'le oynayacağız herhalde ya. Vay be lan Paris'e bak ya. Neler yaptı yani. Abi Guardiola hocam geliyor abi. Şimdi son anda kazandık kazandık ama yani şey dedim, Almanya'da perişan ederiz. Guardiola yine ayrıntıya takıldı. Yani şunu şöyle yapayım böyle yapayım. Yok santraforsuz çıkayım derken 2-1'e bağlandı maç ama Barcelona kurgu değiştirdi. Ondan da söyleyelim. Frenkie de Jong'u stoper oynatıyor Koeman. Çok keskin bir kurgu değişikliğiydi ve üçlü savunmayla oynuyorlar. İşte buna karşı nasıl savunma edecek Real Madrid? Biraz o belirleyecek maçı. Ama ben öyle 0-0'lık bir maç olarak görmüyorum. Şampiyon olmak istiyorsan maçı kazanacaksın. Bu maçı baştan da kazanmak maç zorunda. Kaçta? Hangi gün kaçta? Şimdi ona bakıyorum şimdi. Hemen bakayım abi sana söyleyeyim. Maç gününü Kerim'le bakacak o sırada. Ama yani ben de onu aynı şekilde düşünüyorum. Vinicius cumartesi yanıyor maç. Abi. Maç cumartesi. Gol atarız. Gol geçer bence de. 19-15 mi? Yok 22'de 10'da. Ha, 22'de. Çok 22'de. Güzel saatte. Maçtan sonra da izleriz. Süper. Evet evet. Nefis tamam maç. Abi. Harika. Yani ben de diyorum ki Real Madrid kazanır diyorum ben de ya. İnşallah be. Allah söyletiyor. Ha, yani. Ben çok yenilmez diyorum. Yenilmez. Allah'ım yallah yenilmeyelim ben. Diego Simeone hocam da buradan şampiyonluğu verirse bıraksın abi. Artık onun da devri bitti abi. Verirse bitti bak. Verirse misyon tamamlandı artık. Yeter. Evet. Hemen evet, İngiltere abi. Yani. Hemen İngiltere yani. Diego Simeone hocam. Abi son 8 maçının 5'inde puan kaybetti yani. En son Sevilla maçını konuşmuştuk geçen hafta. Evet. Sevilla'ya da 1-0 kaybettiler. Ya bir ara 12 puan fark vardı abi. 12 puandı bir ara ya. Abicim 4 gün içinde Levante'ye 2 kere nasıl puan kaybedebilirsin ya? Levanteliler bile inanmıyordur buna yani. Abi biz Atletico Madrid'den 2 maçta puan mı aldık diye yani. Ne olur Atletico? Real Betis deplasmanı. Bir zahmet kazansın maçı o da. Yenemez. Yenemez. En dün üstte Raks olur. Güzel. Bu arada bak Real Betis kazanırsa onların hani da 5. sırada var. Onlar da fena gitmiyor bu ara. 6-6. Real Betis 6'da. Sociedad'da hani aynı puandalar öyle söyleyeyim. 1-5, 1-6. Orada Villarreal'e yakalanmamaya çalışıyor onlar da. Bak enteresan maç olacak yani. Betis yenilmez abi. Ben Real Betis diyorum. Real Betis kendi alt güzel, evinde. Alt güzel. Alt güzel Ilgaz. Altı ver geçelim. Altı ver geçelim değil mi? Evet. Evet ya doğru. Ama şunu da söyleyeyim. 14 maç ortalama 2 gol olsa 28 yapıyor değil mi? Babaların maçlarında olmuş. 35 gol olmuş kendi evindeki maçlarda. 20 gol atmış 15 gol yemiş yalnız yani. Real Betis. Öyle bir sıkıntı var. Atletico kitler maçı. Ama Atletico kitler diyorsun yani. Puan da alamaz ama. Kitler ama kendini kitler abi. 1-0 maçta abi. Abi Betis yenilmez diyelim ya. Hadi totemi yapalım yani. Betis yenilmez totemi yapalım yani. Peki. Sizce bu adam neden dans ediyor? Çünkü Tutturanlar Kulübü'ne özel kuponlarına 60 TL hediye kampanyasını öğrendi. Bitmeyen bonus fırsatları Tuttur'da. Sen de gel, sen de tuttur.